Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Söz vermiş olduğum gibi yaklaşık 6 yıldır hiç durmadan madende çalışan, daha öncesinde bahsetmiş olduğum zombi kartı getirdim sizlere. Şöyle göstereyim. Üstündeki fanlar bir değişik gelecektir. Çünkü orijinal kapağı burada. Gördüğünüz gibi çamur bağlamış, toz bağlamış, netteler. Ha, bunlar arızalanmış. Mesela şöyle çevirdiğimde duruyor, bakın. Görebiliyor musunuz? Şöyle bak, bu duruyor. Bu daha hızlı duruyor. Bu daha yavaş duruyor. Bu daha, evet. Velhasıl kelam, bunlar arızalandığı için bildiğiniz kasaların içine takılan şu fanı takmış kartın eski sahibi. Şimdi gelin isterseniz bakalım bu kartla neler yapabiliriz. Şimdi tabii ki de masanın başına geçeceğiz. Kartı birazdan bilgisayara monte edeceğim ama önce görmenizi istediğim bir şey var. Umarım görebilirsiniz. Yani arkadaşlar, kartın şakası yok. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir tozlarla ağzıma burnuma da girdi. Kartın kısaca öyküsünden bahsetmek istiyorum sizlere. Çok yakın bir arkadaşımın ekran kartı bu. Yanlış hatırlamıyorsam kart çıkar çıkmaz alınmıştı bunlardan. Ve alındığı günden itibaren de sürekli madendeydi. Yani bir gün kart gün yüzü görmedi. Üzerine farklı bir kablolamayla birlikte bu fanlar takılmış ızgaraların üstüne ve kart çalışmaya devam etmiş. Peki acaba oyunda ve stres testinde nasıl sonuçlar alacağız? Gelin artık bilgisayarımıza doğru geçelim. İlk olarak yapacağımız şey Furmark'ın GPU stres testi. Arkadaşlar tabii ki de bu testimizi Full HD 1080p'de yapacağız. Burada presetler var. Hemen şuna bas veriyorum. Go diyorum. Şu an başladı. Bakalım bir sonuçlansın. Şu an minimum 30 derece, maksimum 61 dereceyi gördü. Evet, testimiz tamamlandı arkadaşlar. Bu arada hani oradan tam görebilir, tabi göremiyorsunuzdur ama RX 470 ekran kartımız, şöyle ben tarayayım. Toplamda skor 3888 puan, 65 FPS. Maksimum GPU sıcaklığı da 67 derece olarak çıktı. Zaten bu skorun bence çok bir önemi yok. Gidip bunu oyunlarda test etmek lazım. Hemen şuradan Afterburner'ımızı açalım. Bu arada bu kullandığım sistemde arkadaşlar, daha önce videosunu çekmiş olduğum bir sistem. Onun linkini de hemen açıklamaya bırakıyorum. İşlemcisi Intel Core i300 10100F. Tamam, bunları ver. GPU sıcaklığı çok iyi. Hepsi var. Bu oyunu oynamak için sistemi yeniden başlatman lazım. Başlatmıyorum. CS'ye geçiyorum. Sonra tekrar Valorant'a geçeriz. Basit eğlence, ölüm maçı, savaş oyunu, silah yarışı. Şöyle bir hengamenin içine düşün. Bu ne lan? Devam diyelim. Devam dersen güven faktörün diyor sarsılır diyor. Niye öyle oldu? GPU'muz 1.96 %99'da çalışıyor. 57 derece. Bir anda sıfıra iniyor ama onu söyleyeyim. 58, 33, 90, 0. Yap 0'ı. 91, 11, 0. 90. Bunun fan niye böyle ya? Bunu algılamıyor mu acaba yeni fanları ya? Olabilir mi böyle bir şey? Fan sıkıntılı arkadaşlar. Aa, grafik ayarlarını göstermeyi unuttum size, bir dakika. Oyun, görüntü, yüksek. Şu an daha iyi oldu arkadaşlar. Netlikle ilgili bir sıkıntı olmuştu. Onu ayarladım. Şu an daha net görüyorsunuz. Bu kart daha ne yapsın ya? 8 yıl madende çalışmış. Sahibine 1000 dolarlar, 10 milyonlar, 20-50 milyonlar kazandırmış. 100 milyonlar. Bu kadar değil ya. Bu kartın sahibini tanıyorum arkadaşlar. Hiç öyle bir şeyler kazandırmış. Aman Allah'ım, bu adam çok zengin olmuştur filan gibi bir hayale kapılmanızı tavsiye etmem. Nedir abi durumlar? Yine ben FPS'e bakmayı unuttum. 300 yok abi. 155, 150. Şu an %68 derecede kartımız. Silah yarışta pusmuyorlar mı? Gıcık oluyorum ya. Bak adam burada. Bak şurada. Arkadaşlar 190, 170, 202. Gerçi burası boş. Ne yapıyorsunuz lan burada? Evet, yani 62 dereceyi gördü kartımız. Şu an yaklaşık bir 5-10 dakikadır oynuyorum. Vallahi hiçbir yırtılma sorunu da yaşamadım arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bence CSGO için yeterli ya. Ortalama yani 120'nin 130'un altına düştüğünü ben görmedim. Siz gördüyseniz yoruma yazarsınız. Bence iyi ya. 178, 150, 120 gayet oralarda dolanıyor. Maksimum 67 dereceyi gördü şu anda. 147 FPS. Artık gelin isterseniz bir de başka bir oyunda deneyelim. GTA'da deneyelim. Şimdi değerli arkadaşlar, GTA'mızı da açtık. GTA'nın ben hemen grafik ayarlarını göstereyim size. High, very high. 165 Hz şeyde. 1920'ye 1080. Bu arada CSGO'da öyleydi, onu söyleyeyim. GTA'yı kendi benchmark testine bırakacağım. Taba basıyorum. Let's go. Şimdi böyle açık havalarda 90'lar, 100'ler havada uçuşuyor şu anda. Ama o çarpışma sahnesinde ne olacak merak ediyorum, bakalım. Kartımız da şu an 54 derece. Çalışma yüzdesi hala 1.0, 1.99. O muhtemelen yeni taktığımız fanlardan dolayı olabilir. 120, 110. Helal olsun lan bu karta arkadaşlar. Ben çünkü bu kartın alındığı günü hatırlıyorum. Koliden çıkar çıkmaz madene taktılar bunu. Şunu da belirteyim arkadaşlar, ne bir tekleme ne de bir yırtılmayla karşılaştım. Şu an 120 FPS'te neredeyse sabit devam ediyor uçağımız. Benim beklediğim sahne buydu. Bence burada 60'lara kadar düşecek. Kartımız 62 derecede. İlk defa 80'i gördük.
İddia giriyorum ben 60 ile 55 arası bir şey olacak orada. 70. İddiayı kaybettim. Kendime bir yemek ısmarlayayım. Evet, GTA'da da bana soracak olursanız gayet sağlıklı sonuçlar aldık. Arkadaşlar herhangi bir tıkılma, yırtılma vesaire vesaire olmadı ama oyundan attı. Şimdi sırada GTA oynadık, CS:GO oynadık, PUBG var. Şimdi geldik arkadaşlar PUBG. Faslına PUBG'de 1920'ye 1080'e çektim. Yüksek. Kapalı yüksek. Bilmem ne. Uygula dedim. Uçağımıza geldik. Havada 150, 130, 67 derece. Ne zaman atlayacağız bunda? Ayıpsa atladı, ben de atladım. Yıldız gibi kayıyordu insanlar gözümün önünden. Birilerini göreyim. Biri mi vardı orada? Kuşmuş mesela. Burada. 69-70 FPS. Bu ne yapıyor lan? 80 FPS. Ne bilmiyorum ya. Neyi yağmalıyım? Adam orada gitmiş direğe. Şey gibi, bozulmuş GTA karakteri gibi. Evet, PUBG'de ufak tefek takılma oluyor. Onu söyleyeyim size. Oğlum bunlar ne? Gel buraya gel. Kaç FPS ya? 90. Oğlum bunda nasıl adam vuruluyor ya? 69 derece ilk kez gördü. Kart 71 derecede şu an. Lan oğlum dur, öldürme lan. Oğlum bir dur. Şuraya pusayım ben. Aa öldürdüm vallahi billahi. 70 derece şu an. Aa motor buldum şansıma. Şu motora bineyim. Niye arkasına bindi lan bu? Devam. Aa, yüksekten düşerek öldüm ben. Motordan inecektim. Neyse arkadaşlar, sonuçta 69-70 derece baremlerinde gezdi. 70-90 arası da bir FPS verdi. Ufak tefek takılmalar oldu ama onu söyleyeyim. Şimdi geçelim Valorant faslına. Şimdi geldi sıramız Valorant'a. Zaten oyunu Zart diye buldu. Menüde 144 FPS. Acaba sabit mi FPS'imiz? Kapıdan içeri biri girdi. Hangi kameradayız? Şu kameradayız kanka. Oradan sakalın görünüyor. Hemen şimdi arkadaşlar bu yine 2K'da. Ben şunu 1920'ye 1080'e çekeyim. Grafik kalitesi yüksek. Genel orta yüksek, hepsi ayarlı. Tamam hadi bakalım. Geldik artık Valorant'e faslına. Şu anda 217 FPS alıyor abi. %99'da çalışıyor. 60 derecede. Oğlum bu adamlar az önce PUBG'de de böyleydi Lütfi. Uyy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 
Ya ben yine unutuyorum. Kartımız 200 FPS veriyor arkadaşlar şu an. 1080p'de. Piyasadan ikinci elini yaklaşık 3000 TL'ye bulabiliyorsunuz. Oğlum ısınma turuymuş lan. Ben de gaza geldim Lütfi. İsterseniz Lütfi'yi oynatayım diyeceğim ama Lütfi benim kadar iyi oynayamadığı için. Lütfi mesela yanıma adam geliyor görmüyorum. Yaşlılıktan mı o lan? Zekayla mı? Ne demek istiyorsun? Arkadaşlar gayet iyi Valorant. Bence çok da Valorant'ı uzatmamıza gerek yok. 198-200 FPS arası bir şey veriyor. Kart maksimum 68 dereceyi gördü. Valorant son oyunumuzdu. Zaten hani oyun testinden bence kart bayağı afilli afilli geçti. Zaten ben hep diyorum madencilik karta bir şey yapmaz diye, inanmıyorsunuz bana. Madencilik ne yapacak kartı? Kart sessiz sessiz çalışıyor. İşleyen demir pas tutmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın bakın. Bu atasözümüz bizim, biliyorsunuz. Arkadaşlar ben Valorant'tan çıkıyorum. Şu an 240 falan görüyor. Gayet sorunsuz bir şekilde Valorant oynayabiliyoruz 1080p'de. Şimdi gelin isterseniz artık çıkış faslına doğru gelelim. Sonuç olarak arkadaşlar şunu söylemem lazım. Bu kartı ikinci elini 8 GB Nitro Plus'tı bu. Bu arada pilimiz azalıyormuş, önemli değil. 3000-3500 lira civarında bulabiliyorsunuz. Aynı parayla 0050 Ti alabiliyorsunuz. Her ikisinin de benchmark skorlarına baktığım zaman RX 470'in daha üstün bir puan aldığını ben gözlemledim. Fakat 1050 Ti'yi hiç deneyimlemedim. Sonuç olarak arkadaşlar 3000 lira olmasa bile daha ucuz fiyatlarda bana soracak olursanız böyle modeli geçmiş ama güçlü olan ekran kartlarını oyuncu bilgisayarlarınızda rahatlıkla tercih edebileceğinizi düşünüyorum. Lütfi oradan nah çekiyor ama kendisi bir kere bir maden yapmışlığı yoktur. Hani bir madenin tuşuna basmışlığı yoktur. 80p'de Valorant vesaire oynayacaksan mining yapmışlığı. Onu diyeceğim zaten. Yani sonuç olarak tabii ki de ikinci el kart içini siner sinmez kısmını bilmiyorum ama mutlaka denemeniz lazım. Yani madene girmiş olan kartı mutlaka ve mutlaka denemeniz lazım. 1080p'de de en azından rekabetçi oyunlarda çok sıkıntı yaşamak istemiyorsanız bence gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Fakat risk size aittir, onu unutmayın diyorum ve kartı mutlaka deneyin notumu da ekliyorum. Böylece videomun da sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.